nasıl seveceksin memleketimi? Almanya'yı hiç aratmayacağım sana. Seninle beraber ben çok mutlu Hasan. Sen nerede istiyor oturmak? Benim ev orada. Esat kardeşim. Hoş geldin can yoldaşım benim. Yuvaya döndün demek. Evet, bu sefer temelli. Eşimi tanıştırayım sana. Lena. Çocukluk arkadaşım, hayatta en yakın dostum Esat. Memnun oldu ben. Hasan Türkiye'ye gelip gidişlerinde hep bahsetmişti sizden. Ben de siz tanımak. Hasan hep söylüyor. Bir arkadaş var, kapitan çok iyi. Müsaade et. Allah aşkına zahmet et. Rica ederim. Kapı ver şu bavulları aslanım. Başını yüz başım. Sizinle köye gelmek isterdim ama hemen karargaha dönmem gerekiyor. Ben zaten yarın kasabaya ineceğim. Seni mutlaka ararım. Beklerim. Ayaşma hadi. Güle güle. Bavullar o kırmızıyla kareli bir de öbürü. Hoş geldin Hasan. Gelmiş ya. Eyvallah, hoş bulduk. Hoş geldin. Eyvallah. Hoş bulduk, eyvallah. Sağ olun. Hoş geldin Hasan abi. Hoş geldin Hasan abi. Ulan veletler, hoş geldini falan bırakın da şu bavulları taşıyın bakalım, hadi. Peki Hasan abi. Oturup sohbet edeceğiz ağalar. Önce anama bir merhaba diyeyim. Eyvallah. Hasan abi geldi, Ayşe'deyiz. Hasan abi geldi. Ah evladım, yavrum. Anam, canım anam. Ah biricik evladım benim, evladım. Şükür seni bana kavuşturan Allah'a. Benim cefakar anam. Bak, sana gelin getirdim. El öpenin çok olsun kızım, gel ben de seni öpeyim. Yavrum benim. Alın bakalım şunu çocuklar, sinemaya gidersiniz. Sağ ol Hasan abi. Gel evladım, buyur yavrum. Ne o ana, misafirin mi var? Beyler koyun tüccarı, bizim hayvanlara talipler. Merhaba. 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 Sen gelin eve al, ben şimdi geliyorum. Ben hayvanlarımı satmam diyorum, bu paraya mal mı verilirmiş? Sen bilirsin teyze, biz ticaret yapalım dedik. Sağlıcakla kal. Güle güle. Benim kesimlik hayvanım yok. Soran olursa öyle söylersiniz. Hmm.
Bak sana ne getirdim. Önümüz kış. Bu sıcak tutar seni. Var ol benim Kadir Bilir evladım. Her gelişinde bir şey getirirsin muhakkak. Ne oldu? Kadın hayvanları elinden çıkarmak istemiyor. Zoru neymiş canım? Kesimlik değil diyor. Almanya'dan oğlu geldi, şimdi daha da direnir. Alman karısıyla gelen herif onun oğlu mu? Evet. Avrat da zorlu avrat he. Buralara kefere karısı getirmek pek akıllı iş değil ya. Neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Nasıl buldun annemin yemeklerini? Güzel, şön. Çok güzel. Ben burada tok yemek, çok şişman olmak. Afiyet olsun evladım. Hiç korkma ye. Bize dolgun kadın makbuldür. Sen bana öğretme, ben de tok yemek pişirmek. Hay sen çok yaşa evladım. Biliyor musun Hasan, yabancı kadınla ne yaparım diye çok çekiniyordum ama... ...buna çabucak ısınıverdik hanım. Ben Almanya'ya giderken ne kadar üzülmüştün. Bak ne iyi oldu görüyor musun? Birkaç kuruş para biriktirdim, bir benzin istasyonu açıyorum. İstikbal düşüncemiz olmayacak. Sağ olsun Esat Bey evladım. Sen yokken koşuştu durdu benzinci için. Her seferinde geldi. Anacığım bir ihtiyacın var mı diye hatır sordu. Öyledir Esat. Demir gibi bileği, altın gibi yüreği vardır. Yeni evimizde ilk gecemiz. Bütün gecelerimiz var böyle olmak. Yoldaşım benim. Seni çok seviyor ben Hasan. Çok mutlu olmak seninle. Hoş geldiniz Hasan Bey. Merhaba yüzbaşım. Merhaba. Ne haber Kadir Usta? Hazır mı dükkan? Elektrik tesisatını tamamlıyoruz. 3 gün sonra açılışı yapabiliriz. Yüzbaşım sağ olsun. Hazırlıklarla bizzat meşgul oldum. Fırsat bulabildikçe. Bana yardımlarını ne yapsam ödeyemem. Dostluğun karşılığı olmaz. Ne güzel, gene eski günlerdeki gibiyiz. Ben de yıllardır kurşun sıkmaya hasret kaldım. Yaman nişancıydın ha. Bakalım gene eskisi gibi attığını vuruyor musun? Evelallah. Sen hala boksa devam ediyor musun? Bıraktım. Bu yaşta ringte yumruk sallamak pek hoş olmuyor. Yumruğunu yiyen iflah olmazdı bir daha. Seninle aynı siklette dövüşmediğim için sevinirdim. Ben de senin gibi çeviğine rastlamadım. Cıva gibiydin. İkimizin de kilolarımızda şampiyon olduğumuz yılları hatırlar mısın? Hiç unutmama imkan var mı? Ey gidi koca dünya! Neydi o günler? Önümüzde daha çok güzel günlerimiz olacak. Seni evlendirsek? Ben şikayetçi değilim halimde. Ben de bekarlık sultanlıktır diyordum ama... ...evliliğin tadı başka kardeşim. Sen şu yoldan git Hasan. Ben de bu tarafı tarayacağım. Tamam, dere ağzında buluşuruz. Hı.
Kolay gelsin bacı. Yardıma ihtiyacın var mı? Bir zahmet şu arabayı düze çıkarsak. Ah gayret. Fena kaydırmışsın ha. Sağ ol. Odunları da dökmüşsün iyice. Toplamak lazım. Hadi bakalım istifle. Buralı mısın? Hı, evet. Hiç görmemiştim daha önce. Sen de buralı mısın? Biz 3 yıl önce göçmen geldik buraya. Ben de 3 yıldır Almanya'da çalışıyordum. Yeni döndüm. Burada ne iş yaparsın şimdi? Bir benzin istasyonu açıyorum yol ağzında. 4 gün sonra. Hayırlısı olsun. Bu iş de bitti. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol. Vallahi hiç değişmemişsin. Gene eskisi gibi iyi nişan alıyorsun. Yok be canım, bizden geçti artık. Ben evli bir adamım. Kız neredesin? Sözlüğün geldi, seni bekliyorum. Ay gene mi geldi o mıymıntı? Midem bulanıyor maymun suratını gördükçe. Misafirlere merhaba demek yok mu kız? Merhaba. Merhaba Emine. Merhaba. Ne oldu odunlar? Hüseyin Ağa'nın deposuna teslim ettim. Niye geciktin? Araba yolda hendeğe yuvarlandı. Onu çıkarmak için uğraştım. Hadi bize ufak tefek bir şeyler hazırlayıver. Bu Emine ateş gibi kız doğrusu. Öst dedim. Kendi işine bak sen. Allah Allah. Sana da ne oluyor be? Ne mi oluyor? Bugüne bugün Emine'nin sözcüsüyüm ben. Ne yapalım yani? Benim de arkadaşımın bacısı. Bacak kadardan tanırım onu. Destur ağlar. Uzattınız işi ha. İyice can sıktınız. Sabah sabah insan rakı başına çökerse böyle sapıtır işte. Ulan manyak. Ağzını topla. Destur dedik. Kesin artık. Seni nasıl severim bilirsin Bekirciğim. Ama bu herif iyice çekilmez hale geldi. Dur şöyle, kes artık be. Kalırsam patırdı olacak. Onun için siz keyfinize bakın. Yahu Bekir, ne sokarsın bu pisliğe öyle? Kötü konuşma arkadaşım için. İş yapıyoruz birlikte. Karı budalası bir ahlaksız. Emine'ye bile nasıl bakıyor görmüyor musun? Vuracağım iti bir gün. Merhaba anne. Oh, hoş geldin oğlum. Lena nerede? Dışarı çıktı, etrafı gezecekmiş. Etrafı mı gezecekmiş? Lena! Hasan!
arıyorsun burada? Ben gezmek. Evden pek uzaklaşma. Tehlikelidir buralarda yalnız dolaşmak. Neden? Fena adamlar var. Belli olmaz. Bizde kadınların yalnız dolaşması pek hoş karşılanmaz. Ama ben tabiatı çok sevmek. Ben de tabiatı çok seviyorum. Bensiz çıkarsan üzülürüm sonra. Ne oldu? Benzin istasyon tamam mı? Her şey yolunda gidiyor. 3 gün sonra açabileceğiz. Dükkanın sana hayırlı, uğurlu, bereketli olsun Hasan. Sayende, sayende kardeşim. Çok güzel. Ben çok mutlu Hasan. Artık senin tek eksiğin ne kaldı biliyor musun Hasan? Ha? Yalnız sen değil, annem de tutturdu bir torun isterim diye. Hakkım değil mi ya? Vakit geldi artık ya. Ben de istiyor anne olmak. Buyur Emine, insan sözlüsüne bir merhaba demez mi? Merhaba. Hele bir nikah kıyılsın, ben bu çalımların acısını bak nasıl çıkaracağım. Hoş geldin Hikmet abi, vilayete mi? Vilayete ya. Şoförün yanında bir yer ayır bana. Kalmadı be abicim, sana 5. sıradan vereyim. Oldu mu ya? Etrafa bakınarak gitmek varken... Gece yolculuğu abicim, nasıl olsa bir şey göremezsin. Öyle olsun, ne yapalım? Çakmağını unuttun kardeş. Sağ ol. Vilayet için istiyorum. 2 kişi mi? Hayır, 1 kişi, yalnız benim için. Hikmet abinin yanındaki yeri vereyim size. Hikmet kim? Şimdi çıkan. Peki. Ben istiyor seninle gelmek. Olmaz be çocuğum, iş için gidiyorum. Benzin bölge bayiyle konuşacağım. Sen ne yapacaksın? Hemen döneceğim zaten. Buyur abi. Sağ ol kardeş. Bunlar da mı vilayete gidiyor? Adam yalnız kendisi için bilet aldı. Yok mu abilerin? Gelirler neredeyse. Sana acıyorum vallahi Emine. Ne varmış bende acınacığım? O Cemil denen sarhoş ayıya layık kız mısın sen? Yoksa kendine mi layık gördün beni? Hoş gelmişsin Hikmet. Eyvallah. Kız Emine, koş bakkala öteberi al bize. Sen vilayete gitmiyor muydun bu akşam? Gideceğim. Biletimi de aldım. Gitmeden önce sana bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Yola çıkmadan evvel 1-2 kadeh parlatırız. Vilayete gitmişken soluğu doğru barda alırsın değil mi Hikmet abi?
Sorduğu soruya bak Ergelen'in. Bu oğlanın aklı da hep karı meselesine takılır oldu Bekir. Zapt edilmez hale gelecek yakında. Daha istiftahın olmadı mı lan? Hadi utanma söyle, ben de bir abin sayılırım senin. Çocuk o da Hikmet abi, karı kız onun nesine. Konuşa konuşa bu oğlanı kudurtacaksın Hikmet. Her şey sırasıyla Bekir. Kemal kazık kadar herif oldu artık. Evlendirsen karısına mahcup düşecek. Oğlan Terez, ne varsa benden var sana. Sana bir abilik yapacağım yakında. Yüzün gözün açılsın biraz da adam sıfatı kazan. Merak etme, bir gece kalacağım vilayette. Yarın işim biter bitmez döneceğim. Sana güzel yemek pişirmek ben. Aman Alman yemeği olmasın. Türkiş kuru fasulye yapmak ver. Hay yaşa benim güzel karıcığım. Hadi sen yat artık Emine. Allah rahatlık versin. Bugün bilet alırken garajda kime rastladın biliyor musun? Kime? Hasan'a. Bize koyunlarını satmayan cadının oğlu. Alman karısını da koluna takmış. Onlar da mı gidiyor vilayete? Yok, herif yalnız gidiyor. Karı burada mı kalıyor? Herhalde öyle. Ben o karının halini beğenmedim Bekir. Fazla oynak. Gözleri fazla etrafta. Başına iş açılacak cadıyla oğlunun. Bana da öyle gelir. Hatta bu gece eve alacak adam peylemediğine malum. Yapar mı yapar valla. Bu kefere karılarının dini imanı yoktur. Uçkurlarına gayetle gevşek olurlar. Buralarda sökmez böyle işler, kokusu çabuk çıkar. Bahse girelim ki karı şu anda cadıyı uyutup eve birini almıştır. Olmaz böyle namussuzluk. Var mısınız gidip bir kolaşan edelim? Bakın dediğim doğru mu değil mi? Basalım alçakları, sürelim köyümüzden öteye. Eğer karı böyle ahlaksızsa onun kocası olacak boynuzluyu da barındırmam buralarda. Hadi daha ne duruyoruz öyleyse? Davranın bakalım. Kılıç kına girmişken bastıralım. Kalkıyoruz, hayırlı yolculuklar. Bir yolcu daha gelecekti buraya. Daha fazla bekleyemeyiz. Epey geç oldu, yatalım artık kızım. Yok Hasan bu gece. Gelir yarın, bu gece yalnız kalırız, ne çıkar onu hayırlı olsun. Hadi Allah rahatlık versin. Good night. Ne var? Ne oldu kızım? Orada, pencere, adamlar!
Yok bir şey kızım. Var. Ben adam görmek. Adam var. Sen burada bekle. Seni Hikmet abi, sırada biz de varız. Ulan Teres, tam demin üstündeyken... Fazla uzattınız ha! Ölü gibi yatıyor bu karı. Bu keyfe can mı dayanır? Zevkten bayılmıştır. Hadi sen de sıranı sal. Bu gece vilayete gitmediğim iyi oldu. Bu eğlenceyi orada bulamazdım. Koca karıyı öldürdüğümüz kötü. Başımıza iş açılacak. Ölmeseydi daha da kötü olurdu. Hadi sıra sende şimdi. Hadi. Ben istemiyorum. İstemiyorum ne demek? Sen ürkük değil misin yoksa? Hadi. Gülersin değil mi Teres? Keyfin yerinde. Maşallah. Senin küçük birader ateş gibi. Bize taş çıkartacak. Bu kadına bir şey olmuş Bekir abi. Hiç kıpırdamıyor. Ölmüş. Hemen savuşalım istarpa sarmadan. Ana!
Anam. Acına ağlıyorum Hasan. Seni teselli etmek için söylenecek hiçbir şeyin olmadığını da biliyorum. Ama inan bana, kanun er geç bu alçakların yakasına yapışacaktır. Cinayet faili olarak şüphelendiğin kimseler var mı? Yok. Çakmağını bizde unutmuşsun. İmdat! Adam öldürüyorlar, imdat!
Can kurtaran yok mu? Kişiydiler. Ben yoktum aralarında. Kimler yaptı? Bekir'le kardeşleri, Hüsam, Kemal. Alçak herifler. Abi. Ne var? Hasan köy meydanında Hikmet abiyi öldürdü. Cemil abi duyarsa sevinecek. Bir pislik temizlendi diye. Sus be ahmak. Hasan kaçtı mı? Hayır. Jandarmalar yakalayıp götürdüler. Fena. Hasan söyletmiştir Hikmet'i öldürmeden önce. İfade verirse yandık. Ne yapalım abi? Bir süre ortalıktan kaybolmamız gerek. Biz bir müddet evden ayrılacağız Emine. Jandarma filan sorarsa 10 gündür dağda koyun topluyorlar dersin. Baş üstüm. Elini kana bulamayacaktın Hasan. Başını iyice derde soktun şimdi. Dertte değil miydi sanki? Ölmeden önce suç ortaklarını itiraf etti mi? Hayır. Bildiklerini söyle Hasan. Sana yardımcı olmak istiyorum. Bir şey bilmiyorum.
yüzbaşım kaçtı. Dur. Hasan dur. Ateş etmeyin. Nehrin iki yanını tarayın. Hasan jandarmaların elinden kaçtı. Kaçtı mı? Nasıl oldu? Köprüde dereye atladı. Göz açıp kapayana kadar kayboldu ortalıktan. Kurşunlayamadılar mı diyorsun? Ne yapacağız şimdi? Şimdi bizi arıyordur. Emine'nin başına bir iş gelebilir. Eve dönelim öyleyse. Dönüp Emine'yi de yanımıza alalım. Hadi davranalım kıza ilişmeden. Sıkı vur Rauf Usta. Bir seferde kır zincirlerimi. Sıkı vur Hasan kardeş. Sağ ol Rauf Usta. Gizlenecek sağlam bir yer peyledin mi? Önce ocağımı söndüren canavarları cehenneme göndereceğim. Öbür katilleri de biliyor musun? Koyun alım satımı yapan bir bekir var. Onunla kardeşleri. Bırak kanun versin cezalarını. Onların pis kanıyla ellerini kirletme. Onların pis kanı alnıma sürülen kara lekeyi temizleyecek. Nerede Bekir? Yok evde. Öbür abilerimle hayvan toplamaya gittiler. Sen bacısı mısın Bekir'in? Evet. Gecenin bu vaktinde elinde silah abilerimi neden ararsın? Canlarını almak için. Yaptıkları alçaklığın, kıydıkları canların kefaretini ödetmeye geldim. Sana ne yapmış ki abilerim? Yaşlı anacığımla sevmeye doyamadığım gül gibi karımın canına kıydılar. Olmaz, yapmaz öyle şey onlar. Hikmet alçağı gebermeden önce anlattı her şeyi. Seni neden evde yalnız bırakıp kaybolduklarını anlıyor musun şimdi? Şu Allah'ın takdirine bak. Karımı habis çekirletenlerin bacısını önüme çıkardı. Ne istiyorsun benden? Abilerin karımdan ne istedilerse onu. Yaklaşma bana! Bırak beni!
iyi. Gelseler de beni senin üstünde görseler. Kendine gel rezil. Bunu keyif için değil, intikam için yapıyorum. Dere kıyısında rastlaştığımız ilk günden beri ben sana tutkunum Hasan. Oyun oynamaya kalkma. Oyun oynamıyorum. Doğrusu neyse onu söylüyorum. Hadi hemen toparlan, benle geleceksin. Abilerim bizi bulsunlar da seni elimden alsınlar bakalım. Hepsini bir bir öldüreceğim. En sonra da seni. Tıpkı karımı öldürdükleri gibi. Emine! Kız Emine neredesin? Yataktaki kanı temizlemek size düşer. Bacınızı daha kaldırdım. Kahpe karı gibi kullanıyorum. Erkekseniz gelin alın elimden. Hasan. Hasan kaçırmış Emine'yi. Kes sesini, ağlama. Bacımızı haydutun elinden bırakacağız. Sarma erkekliğe bu. Ne icap ediyorsa onu yapacağız. Sen hele Cemile de bir haber ver Kemal. Bilsin olanları. Bu onun için de bir namus meselesidir. Abilerin bizi bulana kadar burada kalacağız. Bakalım seni elimden almaya girişecek kadar yürekleri var mı? Seni yem diye tutuyorum. Abilerini bir bir temizleyene kadar. Hepsinin işini bitirdikten sonra da seni öldüreceğim. Tıpkı karımın canına kıydıkları gibi. Burada dağılalım, etrafı tarayalım. Gören öbürlerine haber versin.
Bütün evleri araştırdık. Kaçağı gören olmamış komutanım. Hadi sen de ye. Abilerin ölene kadar lazımsın bana. Canın isterse birkaç günde açlıktan kimse ölmez. Keyfim bilir. Ne vahşi herifmişsin sen. Çok yanılmışım senin için. Ne yanılması? İlk karşılaştığımız günü unuttun. Arabayı düzeltmek için yardım etmiştin bana. Odunları toplamıştık beraber. Ne iyi insan diye düşünmüştüm. O zaman karım hayattaydı. Karını bu kadar çok mu severdin? Dünyalar kadar çok. Ne güzel şey böyle sevilmek. Ve ne acı şey sevdiklerini kaybetmek. Acını anlıyorum Hasan. Ama kan dökmekten vazgeçsen belki her şey düzelir. Nasıl düzelebilir aşkı? Belki seni sevecek bir kadın çıkar karşına. Belki o kadın mesut etmeye çalışır seni. Acını unutturmaya çalışır. Hiçbir kadın kaybettiğim anamın ve karımın yerini tutamaz. Ya abilerim seni öldürürse? Hiç düşünmüyor musun bunu? Neyi ya? Kurtulursun o zaman benden. Sen öldürmesen abilerim beni sağ bırakırlar mı sanıyorsun? Kirletilmiş, daha kaçırılmış bir kızı onlar ne yapsın? Nerede o melun? Su almaya çıktı. Geberteceğim iti. Emine!
Benden kaçamazsın Hasan. Geberteceğim seni. Kimsin sen? Kirlettiğim bu kahvenin sözlüsüyüm ben. Bu sefer işim bitti. Sağ ol Esat, hayatımı kurtardın. Kimdi bu adam? Abin mi? Hayır, sözlü. Daha fazla kan dökülmesin Hasan. Seni tevkif ediyorum. Teslim ol. Öcümü almadan ancak cesedim sana teslim olur Esat. Davran kız, gidiyoruz. Dur! Çıkma yoluma Esat. Seni bırakmam Hasan. Tutuldun mu ona? Seni kendi elimle demir parmaklığın gerisinde emniyete koyacağım Hasan. Sağ ol. Bu dostlar nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Alayı bırak Hasan. Şimdi birkaç sene yatarak kurtulabilecek durumdasın. Seni içeri almazsam ya Bekir'le kardeşleri seni öldürecekler ya da sen onları vuracaksın. Cezan çok ağır olacak. Alnımıza yazılan neyse takdir öyle olsun. Thank you.
şu ellerimi çöz. Esad'ın hali çok kötü. Hayır, bir şey yok. Baygınlık geçiriyor. Biraz sonra kendine gelir. Hadi yürü. Çabuk ol. Hadi. Kusura bakma dostum. Öldürtmüş kendini sersem. Demek burada gizleniyorlarmış. Bekir abi, gördüm onları. Dere önündeki mağaraya girdiler. Emine de yanındaydı Hasan'ın. Mutlaka bir süre orada saklanırlar. Jandarmadan önce ele geçirmeliyiz onları. Böyle kalsın. Neden? Belki garip gelecek ama sana bağlı olmak hoşuma gidiyor. Karı cilvesi yapma. Neden cilve olsun? Ne hissediyorsam onu söylüyorum. Keşke abilerin bizi hiç bulmasalar da seninle hep böyle yaşasak. İşte saklandıkları mağara. Basıp vuralım hemen. Hadi gidelim. Durun. Baskın öyle paldır küldür olmaz. Hasan! Kahpenin dölü Hasan! Geldiler işte. Yürü. Aramıza kan girdi Hasan! Yüreğin varsa çık meydana!
Hesabı kapatalım. Hadi. Geldim işte. Hadi gösterin yiğitliğinizi. Alın bacınızı elimden. Ulan senin erkekliğin karayatiğin arkasına gizlenmek mi? Onun bunun çocuğu. Saklandığınız yerden çıkmazsanız ben burada gözünüzün önünde bacınızla keyif sürerim. Bacımı bırakmayın Yengüç. Dur Kemal. Sus ulan, zırlamanın sırası mı? Dere önündeki mağaradan silah sesleri duydum komutanım. Oraya saklanmış olacaklar. Hemen müfrezeyi toplayın. İşte geldik Hasan, çık ortaya artık. Neredesin gavur avratlı Hasan? Çık da silahlar konuşsun. Seni de ananın yanına gömüşüz. Avradını ettiğimi sana da edeceğim Hasan. Hadi öyleyse! Mağaranın etrafını sarın. Bağ üstüne. Gel de bak bacana ne yapıyorum gör! Bırakın kız! Katil! Yeter artık döktüğün kız! Bekir! Ulan Bekir! Ulan Dümbük! Sülalesi kavat herif! Gel de bacını al elimden! Gel! Kıyacak.
Erkeklik buraya kadar mı? Kavat Bekir! Bacını bırakıp nereye kaçıyorsun? Ben pes ediyorum arkadaş! Bacım sana helal olsun! Al tepe tepe kullan! Ben ettim sen etme! Pis canımı bağışla benim! Aman dileyen silahsız bir adamı vurmak... ...senin gibi bir iyiye yaraşmaz aslanım! Çık meydana sefil! Ben tüfeğimi attım, sen de at arkadaş! Seni silahsız öldüreceğim Bekir! Seni silahsız öldüreceğim Bekir! Kanundan kaçamazsın Hasan. Seni terkif ediyorum. Teslim ol. Beni de öldür Hasan. Hayat bana haram gayri. Beni de öldür diyorum. Gitme Hasan. Alnıma sürülen kara lekeyi temizledim Esat. Hakkımda hükmü kanun versin bundan sonra.